Merhaba dostlarım, ben Serdar ve başka bir soru cevap videosuna daha hoş geldiniz. Şimdi sizin sorularınızı cevaplayacağım. Ama bunu söylemeden önce soruları cevaplamadan önce şunu belirtmek istiyorum. İçinde şu bulunduğumuz şu hafta ve gelecek hafta şu anda Kıbrıs olmayacağım. Kafamı dinlemek için tatile çıkacağım. İşte kitap okuyacağım, böyle bir şeyler çizmeye başlayacağım. Çizgi roman yazmayı deneyeceğim. Kendimi oraları geliştirmeye çalışacağım. Manga ve çizgi roman, emin değilim. Ama kendimi çizimleri de geliştirmeye çalışacağım. Yani benim için böyle bilgisayarda, internette de ayrı bir zaman dilimi olacak. O yüzden geçen hafta da bu haftanın başlarında da yorumlarınızı cevaplayamadım, Facebook'tan sorularınızı cevaplayamadım. Bunun en önemli nedeni videoları yetiştirmeye çalıştım, yani bir şeyler yapmaya çalıştım ama eskisi kadar sık olmadı ama bir şeyler yapmaya çalıştım, inşallah başarılı olmuşumdur. Neyse, hadi soruları geçelim. Bu sefer o kadar fazla soru yok sanırım çünkü sorular sürekli aynı sorular geliyor ve aynı soruları her videoda cevaplamak istemiyorum. O yüzden farklı soruları seçmeye çalışıyorum ve hani gerekli sorular seçmeye çalışıyorum. Mesela bu videoda o kadar fazla fanteziye kaçmadım çünkü belli bir süre sonra şey oluyor artık, böyle monoton bir hale geliyor sürekli böyle fantezi soruları cevaplamak falan. Ama sıkıntı yok, hani hep böyle olmayacak, hep böyle ciddi sorular olmayacak. Zamanla zaman gelecek böyle sorular cevaplayacağız, zaman gelecek gerekli sorular, zaman gelecek böyle fantezi sorular cevaplayacağız. Hadi başlayalım. Birinci soru. Abi kim sormuş? Rufat Zayez. Abi sen eğer askeriyeye gidersen 146 aile senin ne olacak? Ben videoları önceden hazırlamaya çalışacağım. Belki askere gidersen o kadar sık gelinebilir. Ama askerlik çok var ya şu anda. Daha düşünmememiz lazım. Daha sonra düşünürüz o konuları. Merak etmeyin siz. Sizi yalnız bırakmayacağım. Bir sonraki soru. DJVD Gaming. Ahbap, gizemler hakkında örnek aldığın bir kanal var mı? Ve YouTuber olmak için çok çabaladın mı? Ben YouTuber olmak için çok, yani YouTube'a çok zaman harcıyorum canım, o başka mesele, yani çabalıyorum çok YouTube için. Gizemler hakkında örnek aldığım bir kanal var demek isterdim ama yok. Beni kimse yanlış anlamasın, gizemleri çok seviyorum ve bu YouTube'a atılma nedenim de bu gizemler aslında. Yani ilk YouTube'da izlediğim ilk videolar bu gizem videolarıydı sanırsın falan. Ve o zamandan beri böyle gizem videoları yapmak istedim. Fakat şöyle bir durum var. Şu anda mesela gizem videoları yapmadan önce tabii ki başka gizem videoları da izliyorum. Ben yani diğer kanalların gizem videolarını da izliyorum. Ki araştırmamda eksik bıraktığım bir yer var mı? Ve araştırmamda görmediğim, bulamadığım bir şeyler var mı diye. Zaman kaybı oluyor. Büyük ölçüde zaman kaybı oluyor genellikle. Çünkü kanal ismi vermeyeceğim. Çünkü şey yapmak istemiyorum. negatif yorum yapmak istemiyorum o kanallara karşı ama hani genel olarak konuşacağım. Genelde benim izlediklerim arasındaki izlediklerim genellikle yani popüler gizem kanalları. Şöyle bir durum var. Adam gidiyor, inceleme yapıyor. 10 dakika diyor videonun başında. İşte şu kadar günler boyunca inceledim ve bu son günü ona atıyorum. Ben de önceden öyle yapıyordum ama sonra seriyi baştan yapmaya karar verdim. GTA 5'in gizemlerini de baştan yapacağım bu arada. Sanırsın gizemleri baştan yaptığım gibi. Daha detaylı araştıracağız. Hani orada dolandırıp, burada bu varmış, burada bu yokmuş, bunu bir şey zannetmiştim ama değilmiş gibi şeyler yapmayacağız. Ve eleştirdiğim nokta da bu. Bu kanallar böyle yapıyor. Giriyorlar, dolaşıyorlar 5 dakika boyunca. Suyun altında denizaltı görüyorlar. Ve denizin altında denizaltı var, ne kadar ilginç diyorlar. Ve bu kadar. Bütün videodaki en ilginç nokta bu oluyor. Yani deniz altında başka bir şey arıyor ve deniz altını görünce denizin altında denizaltı, ne kadar ilginç. Neden bunun ismi acaba denizaltı falan filan. Neyse, fazla eleştirmek istemiyorum. O yüzden devam edeceğim. O yüzden birazcık gizem videoları bazen geç gelebiliyor. Çünkü ben bunları kaliteli bir şekilde sunmak istiyorum. Yapmak istemiyorum. Baştan sağma olsun istemiyorum. Neyse, devam ediyoruz. Abi kardeşin, abin, ablan var mı? Neden konuşurken sürekli sağ tarafa bakıyorsun? Bir de gözlerin çok küçük. Gözlerim çok küçük değildir. Muhtemelen o şeyden dolayıdır ya. Videoları genellikle geç çekiyorum. Şu anda saat işte sabahın 3'ü mü artık? Gecenin 3'ü mü? Nasıl derseniz. O yüzden birazcık böyle acık tutmak zorunda kalıyorum. Çünkü uykum geliyor genelde. Sağ tarafa bakıyorum. Düşünce, bir şey anlatmak istersem ya, kelimeleri, cümleleri kafamda toparlamaya çalışırken böyle sağa bakıyorum.
ve ara sıra böyle sol tarafa doğru bakıyorum ama o düşünce odaklı değil. O böyle sol tarafa doğru bakıyorum. Şey yapıyorum. Ne yapıyorum? Aklımdaki düşünceleri böyle bir temizliyorum. Sakin bir kafaya giriyorum. Ondan sonra devam ediyorum. Abin, kardeşin, ablan var mı? Kardeşin var bir tane. Bir sonraki soruya geçtim. Serdar Ahbap abi, Ankara'da buluşma günü yapar mısın? Lütfen cevap ver. Neden? Ya şey ama... Ne diyorlardı ona? Smiley face'in tersi, gülümseyin yüzün tersi. Üzülen surat yapmayın. Hoş. Üzülen surat yapmayın ya. Gülümseyin. Herkes gülümsesin. Şu an dondurun şu videoyu ve gülümseyin. Hoş gününü dondurduysanız bunu muhtemelen duyamazsınız ama. Neyse. Ankara'da buluşma günü yapar mıyım? Ankara'ya gelirsem ve bu işleri öğrenirsem, işte buluşmalarda, etkinliklerde falan filan yapabilirim. Ama eğer bu işleri tam olarak bilmiyorsam ve Ankara'ya gelemezsem muhtemelen yapmam. Ama dediğim gibi bu işleri öğrenirsem yapacağım, söz veriyorum. Ahbap, ileride hangi videolar çekeceksin? Lütfen soru cevap videosunda cevapla. Bir de Eskişehir'e selam yollar mısın? Selam söyler misin? Eskişehir'e buradan selam söylüyorum o zaman. İleride Forrest'çi videolar devam edecek. Yani normal videolar devam edecek zaten. Ne video? Yeni serilere başlayacak mıyım? Şeye falan başlayacağım herhalde. Call of Duty'ye başlayacağım. Çıktığı zaman veya Call of Duty'de ama onlar bayağı geç çıkıyor. FNAF 4 ek paket gelecek. İnşallah ek paket gelecek. Umudumuz o. Ona devam edelim. Ondan videolar gelebilirim ama bilmiyorum. Şu ana kafamda tam olarak oturtamadım ya gelecek ne yapacağımı. Doğrusu bu yıl ne yapacağımı. Gelecek yıl bir şeyler yapabilirim de. Bu yıl, yılın sonuna doğru ne yapacağımı tam olarak kararlaştıramadım. Kaan'ın evreni sormuş. Başka oyunların easter egg veya gizemlerini çekecek misin? Ama tabii ki çekeceğim. Ben bunları yapıyorum zaten. Fallout'un yaptığım, Mass Effect'in yapmaya çalışacağım. Minecraft yaptım. Five Nights at Freddy's yaptım. Başka ne yaptım? Başka hangi oyunların, başka hangi serileri yaptım ki ben? Assassin's Creed yapabilirim belki. Assassin's Creed yapabilirim. Sadece oyunların değil. Gerçek hayat gizemlerde falan yapabilirim. Ve çok çeşitli yerlerden gitmeyi planlıyorum. Bilge Ünsal sordu. Abi sorulduğumu bilmiyorum ama hiç anime izledim mi? Sorulduğumu hatırlamıyorum ya. Hani Facebook mesajlarında veya yorumlarda kesinlikle bana sorulduğunu biliyorum. Bu soruların sorulduğunu biliyorum bana. Oradan cevaplamıştım ama soru cevaplı sorulduğunu hatırlamıyorum. Bilmiyorum. Sorulmuştu olabilir. Veya hiç manga okudun mu? Eğer izlediğin anime ve okuduğun manga varsa söyler misin? Manga olarak, yani hiç manga okumadım daha önce ama manga olarak sanırım Death Note ve de Bleach'in ilk sayılarını aldım. Ama hiç okumadım daha. Death Note'u birazcık okudum. Anime izledim ama. Attack on Titan izledim. Naruto'yu izledim. Naruto çok hoşuma gidiyor. İlk başta çok saçma gelmişti. Çocuk böyle bu kadar falan filan. Senaryo saçma gelmişti ama zamanla acayip sarıyor. İşte onu okudum. One Piece'e başladım. Birazcık ilerledim. Daha fazla ilerleyemedim ama araya bir şeyler mi girmişti? O aralar meşgul mü olmuşum? Orada kesilmişti ama devam etmeyi planlıyorum. Death Note'a başladım. Animede de olarak. İlk bölümü izledim. Ondan sonrasını getiremedim. Bilmiyorum. Birazcık böyle durgun gibiydi. Şeyi bitirdim. Full Metal Alchemist'i bitirdim. Alchemist Brotherhood'u bitirdim. İkisini de bitirdim. İki Full Metal animesini de bitirdim. Mangasını okumadım. Ama okumak istemiyorum yani şu andan sonra. Zaten bitirdim. Onun dışında... Neler var? Yani herhalde... Bitirdiğim anime başka yoktur. Yani bunlar. Abi iki sorun var. Birincisi, abi neredeyse bütün YouTuber'lar arkadaş diyor ama sen ahbaplar diyorsun veya dostlarım diyorsun. Nedenini soruyorsun. Bilmiyorum, öyle alıştım ya. öyle söyledim ilk başta, sonra öyle devam etti. İkincisi, GTA 5 online ne zaman gelecek? Ben Türkiye'ye döndüğüm zaman gelecek. Türkiye'ye ben 7-2'ye dönerim. Türkiye'de dükkan ne kadar sonra onu bilmiyorum. Çok uzun olmaz, hemen dönmek istiyorum çünkü GTA Online'a, çünkü çok zevkli bir. GTA 5 gizemlerine başlayacak mısın? Tabii ki başlayacağım GTA 5 gizemlerine. Zaten başladım da baştan başlayacağım. Daha düzenli bir şekilde, daha analitik bir şekilde ilerleyeceğiz GTA 5 gizemlerinde. Ahbap, YouTuber'lık zevklerine lütfen cevapla. Şimdi YouTuber'lığın zevkli olup olmaması seslendiğiniz kitleye göre değişir. Eğer seslendiğiniz kitle bizi pek yapmazsa, size pek size göre değilse, mesela ben şu anda gerçekten çok zevk alıyorum, şu anda çok mutluyum çünkü sizlerle çok iyi bir diyalogumuz var. Bunu daha önceki videoda da söyledim. Benim için çok zevkli ama böyle olmayan YouTuber'lar olabilir veya YouTube'a başladığın zaman böyle olmayan, böyle hissetmeyen kanallar olabilir çünkü ilk başta
ilk başta gelen insanlar onlar tatmin etmeyebilir hani şey olarak, kişi olarak. Yani böyle şeyler olabilir ama ben çok zevk alıyorum. Ben gerçekten çok zevk alıyorum. Soruları nereye yazıyoruz? Ben de soru yazmak istiyorum. Doğru yere yazdım dostum. Buraya yaz. Yani genelde buradan bakıyorum ama hani soruyu sorduğun zaman cevaplanacak diye bir şey yok. Hani şeye göre sorunun nasıl olduğuna göre. Yani soruya göre değişiyor. Bir türlü gelmiyor kelimeler aklıma. Ahbap, bu soğuk esprilerin kaynağı ne? Buzdolabı. Evet, saralım tüm sorular bunlardı. Benim gibi bu hafta birazcık az oldu çünkü soruların tarzı böyle geldi veya soruların çeşidi de birazcık azdı. Neyse. Baştan söyleyeyim bunu, daha önce dediğim gibi. Bu hafta Kıbrıs'ta olmadığım için ve videoları çekmeye çalıştığım için fazla video çekemedim. Hani çok uğraştım ki arkadaşlarım ve ailem de biliyor, videolar çekmek için çok uğraştığımı. Ama şey yapamadım, fazla video çekemedim ama dediğim gibi bir günde bir video, iki günde bir video gelecek. Gelecek hafta pazar gününe kadar böyle devam edecek. Ondan sonra normal tempoyu ben devam ettirmeye çalışacağım. Ve izlediğiniz için hepinize teşekkürler. Ben bu videodan keyif almışsınızdır. Videodan keyif aldıysanız beğenip paylaşmayı unutmayın. Daha fazla video için kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hayatlı yüksek çözünürlükte kalmanız dileğiyle. Bay bay.